Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Bugün karşımızda, yanımızda, arkamızda, sağımızda, solumuzda Opel Astra L var. Ben neden bu kadar mutluyum, neden bu kadar heyecanlıyım? Abi çünkü ben Astra'yı gerçekten seviyorum. Hani bazıları var ya, düğün parasını bozdurup gidip Opel mi alacaksın diyorlar. Abi alınır. Vallahi de alınır, billahi de alınır. Opel Astra J kasayı incelemiştik bildiğiniz üzere. Ondan sonra K kasayı inceleyememiştik çünkü K kasa bulamamıştık. Bugün yanımızda L kasa var. Sahibinden rica ettik. Sağ olsun, çok teşekkür ederim kendisine. Araç daha sıfır. Araç geldi. Aracın daha plaka işlemleri, noter kayıt işlemleri olmadan biz aracı aldık çekiciyle. Çekim alanımıza getirdik. Gayet de güzel oldu. Gayet de hoş oldu. Hani sahibi bilmeden biz inceleyeceğiz gibi bir şey oldu. Bu arada kanalda bir ilk olacak arkadaşlar. Sıfır araba inceleyeceğiz. Şurada gördüğünüz üzere zaten şeyde var, ne derler ona? Daha poşeti üstünde. Her neyse, bugün karşımızda Opel Astra L kasa var. Zaten hatchback bildiğiniz üzere. J kasadan sonra sedan üretilmedi. Ne zamandır söylemiyorduk. Günah ile sevabıyla Opel Astra... baktığımızda. Biraz önce giriş kısmında fark ettiniz mi? Ben sonradan fark ettim. Üzerimdeki kıyafet böyle gri, üzerine de siyah şeritler vardı. Aslında bu araç da aynı şekilde. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İsterseniz başlamadan bir abone olun arkadaşlar. L kasanın hani ön tarafı gerçekten çok hoşuma gitti. Ama özellikle direksiyonuna bayıldım. Direksiyonu da içeride göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geleneksel bir tasarımdan çıkıp yeni bir tasarım diline geçti Opel. Özellikle L kasada, burada da zaten böyle J şeklinde mi, L şeklinde mi artık, J kasalarda da vardı. Gündüz aydınlatmamızı görüyorsunuz. Uzun farlarımız burada, uzun kısa farlarımız burada. Halojenler, hani böyle matrixvari bir halojeni var. Matrixvari bir halojeni var, gayet güzel, gayet hoş. Şuraya böyle güzel, değişik bir detay yapmışlar arkadaşlar. Hani bu dolu değil yani burası. Özür diliyorum. Boş değil yani, herhangi bir işlev yok. Böyle kapatmışlar. Ön park sensörümüzü burada görüyorsunuz. Şöyle ön tarafında böyle boydan boya ulaşan bir nikelajı var. Boydan boya kaplıyor. Şöyle hem üst tarafta hem alt tarafta. Izgaramız burada arkadaşlar. Opel armamızı burada görüyorsunuz. Bu aslında Mokka'larda da vardı ama Mokka'nın arması siyahtı. Bununki nikelaj kaplama olmuş, güzel olmuş. Alt tarafında da şöyle göreceğiniz üzere boydan boya bir havalandırma ve nikelajı var. Bugünkü aracımızda park sensörüne ek olarak sis farımızda mevcut arkadaşlar. Çeki demirimiz burada, bilginiz olsun. Aracın şöyle üst tarafına baktığımızda gördüğünüz gibi, bakın tam şurada, hani böyle kaputun tam üstünde güzel bir şöyle ince bir detay yapmışlar. Şuradan şöyle geliyor. Benim hoşuma gitti, güzel. Ve en önemlisi fişkesi yok aracın gözüken. Aracın şöyle yan tarafına doğru geldiğimizde arkadaşlar, ya abi muhteşem duruyor ya. Gerçekten mükemmel duruyor araba. Jant kapaklarımız değil. Tabii ki de çelik jantımız var bugünkü aracımızda. Bugünkü aracımızın lastikleri arkadaşlar 205E55R16. 16 inç Michelin Primacy lastikleri mevcut. Aracın şöyle yan tarafına doğru geldiğimizde arkadaşlar, ayna kapaklarımızı görüyorsunuz. Siyah. LED'ini değişik yapmışlar. Hani LED'i böyle buradan geliyor. Birazdan bakarız. Hani yapabilirsek yakarız. Araç sanki bir önceki nesile göre biraz daha ufalmış gibi duruyor. Ama aslında biraz daha büyüdü. Kapılarımız tutmalı yana doğru. Ve gerçekten ağır bir kapısı var arkadaşlar. Sıfır araba olduğu için sesi de gayet güzel, gayet tatlı. Tasarımda biraz önce Yunus söyledi arkadaşlar. Şöyle burası biraz toz olmuş. Buraya böyle değişik bir tasarım yapmışlar. Hani böyle plastik. Değişik olmuş. Hani ben beğenmedim. Yunus da pek beğenmedi açık konuşmak gerekirse. Yukarıda şöyle köpek balığı antenimiz var. Bu da gerçekten değişik, ayrı bir hava katmış araca. Aracın arka tarafına doğru geldiğimizde ise hani böyle arabanın önü ayrı, arkası ayrı, sanki uzay çağından gelmiş gibi durmuyor mu arkadaşlar sizce de ya? Özellikle şu 3. stop lambasına bakacak olursak, Yunus bir frene basma şansın var mı abi? Gördüğünüz gibi tam şurada
Muhteşem ya. Tamamdır Yunus, teşekkür ederim. Arkası topları da bu şekilde gördük arkadaşlar. Şu an sinyal de veriyor. Yunus bir de geriye tak istersen. Yunus bir de geriye tak istersen. Geride şu an. Geride mi? Ha, özür dilerim, aşağıdaymış. Ben yukarı bakıyorum. Evet. Geri vitesimiz de burada arkadaşlar. Tamamdır Yunus, teşekkürler. Kapatabilirsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok tatlı, çok güzel duruyor ya araç. Yunus merhaba de arkadaşlara. Selam herkese. Stoplarımız zaten burada gördüğünüz arkadaşlar. LED. Kedi gözlerimiz burada. Arka park sensörümüz burada. Hani bu Astra yazısı şurada gördüğünüz üzere ayrı bir şekilde yazmışlar. Bunu ilk Passat başlatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da gayet güzel duruyor. Biraz önce benim fark edemedim. Sonradan öğrendiğim geri vites lambası burada arkadaşlar. Arka park sensörlerimizi burada görüyorsunuz. Bugünkü aracımızda geri görüş kamerası yok gördüğüm kadarıyla. Arka sileceğimiz burada arkadaşlar. Tam kalkmıyor, bilginiz olsun. Opel armamız burada. Aynı eski nesil Volkswagen'lerdeki gibi veya hani hala varsa vardır. Tam bilgim yok. Bu şekilde kalkıyor arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi zaten araç sıfır. Evrakları falan filan burada. Göstermeyelim evraklarını. Panizotumuz burada. Hani bagaj hacmi gayet yeterli. 2+1 koltuğa sahip. Yükleme eşiğimiz burada arkadaşlar. Bagajımız sert mi Yunus? Bir bakma şansın var mı abi? Sert plastik. Sert plastik değil mi? Aha. Panizotumuzun kalitesi nasıl? Güzel mi? Güzel. Standart Opel işte. Yeter. Adam olana çok bile. Aracın şöyle sağ tarafına doğru ilerlediğimizde arkadaşlar depo kapağını kocaman yapmışlar, büyütmüşler. Şöyle bastık. Gördüğünüz gibi bugünkü aracımızda AdBlue yok. Neden? Çünkü bugünkü aracımız benzinli arkadaşlar. İçine geçmek için heyecanlanıyorum Yunus. Yunus'un da dediği gibi içi apayrı. Hadi şimdi aracın içine geçelim. Astra'nın iç tarafına doğru ilerlediğimizde arkadaşlar göreceğiniz üzere kapı tasarımında hani buraya böyle beyaz bir şerit atmışlar. Değişik bir hava katmış. Burası yumuşak, böyle kadifemsi gibi bez bir döşemeyle kaplı. Buralar normal sert arkadaşlar. Burası da zaten sert plastik. Üst taraflar yumuşak bu arada, bilginiz olsun. Şöyle. Kapı tutamacımız güzel. Kapı tutamacımız güzel, işlevsel. Buralar zaten sert. Buralar yumuşak, yumuşatılmış plastik. Ayna seçicimiz burada arkadaşlar. 4 cam otomatiğimiz, kilitleyicimiz. Hani bardaklığımız yeterli derecede denilebilir. Ufak şişe sığar ama buraya büyük şişe sığmaz, bilginiz olsun. Hoparlörümüz burada. Şöyle koltuklara gelecek olursak airbag'li koltuklarımız zaten var. Yıllardır airbag teknolojisi kullanıyor firmalar. Bugünkü aracımızın koltuğu manuel. Herhangi bir elektrik yok arkadaşlar. Yükseklik ayarımız var. Onun dışında şöyle biraz geri alalım. İçine binelim. Opel Astra'nın iç tarafına geldiğimizde arkadaşlar şöyle yapalım. El frenimizi çekelim. Aracı parka alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman böyle hani şurada ufacık bir şey kaplama var. Onun dışında boydan boya ekran abi araba. Gerçekten güzel. Havalandırma menfezlerinde şöyle bir oyun yapmışlar sol tarafta. Hani Yunus şurayı çekme şansımız var mı abi, rica etsem? Şunu biraz ileri atalım. Şurayı çekebiliyor muyuz abi? Arkadaşlar şurası havalandırma menfezi. Kocaman yapmışlar. Kocaman yapmışlar. Bir de işin garip tarafı bakın. Şöyle kapattığınızda hiçbir şey belli olmuyor. Hani havalandırma menfezi yokmuş gibi. Şöyle odaklayalım. Aynen. Gördünüz mü? Havalandırma menfezi yokmuş gibi. Şöyle açtık abi. Şimdi havalandırma menfezi. Hani gayet güzel, gayet şık. Direksiyon tasarımına gelecek olursak abi, ben direksiyon tasarımına gerçekten bayıldım. Çünkü hani şu görüntü, özellikle şurası, fotoğrafları falan paylaşıldığı zaman aşık oldum ya şu direksiyona. Göstergelerimizi zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Hani full elektronik, hayalet ekran diyorlar ya. Bu ondan işte. Ben de bu arada sizinle ilk kez inceliyorum aracı. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Direksiyon dediğim gibi gayet şık, gayet güzel, gayet tatlı bir direksiyonu var aracın. Ne işlevimiz var? Önce kornamıza bir bakalım. Kornamız güzel. Şurada göreceğiniz üzere vitesi kulakçıklarımız var. Vites kulakçıklarımız gayet işlevsel. Hani tatlı da duruyor, güzel de duruyor. Şöyle güzel yumuşak bir plastiği var. Dediğim gibi direksiyona vallahi billahi bayıldım. Direksiyonu muhteşem. Özellikle şurası. Ve şu değişik bir tasarım var. Şu tuşlar da çok iyi. Aynen değil mi? Piyano bilek yapmışlar tuşlar ama hani parlak tuşlar da yapmışlar. Kötü değil. Kötü de değil yani.
Bak şu, özellikle şuraya yapılan şeyler, ayrıntılar şu falan. Siyah malzeme çok iyi. Değil mi? Şu direksiyon detayları, dikişleri. Hız sabitleyicimiz var arkadaşlar. Ondan sonra hız sabitleyici ayarları, hız sabitleyici falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hani burada bu radyo seçicimiz arkadaşlar. Ses tuşlarımız, telefon kapatıcımız, sesli komut özelliğimiz. İşin alameti faikası. Şöyle yani şu ekranla zaten biraz sonra göstereceğiz. Şöyle Yunus'a verelim yine. Gördüğünüz gibi kocaman bir şey var arkadaşlar. Bu arada otomatik far özelliği de var araçta, bilginiz olsun. Kocaman bir ekranı var. Ekran, gördünüz mü şu efektleri falan görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel efektleri var ya. Gerçekten güzel yapmışlar abi. Şu zaten araç ayarları. Bu araç PSA grubunda olduğundan dolayı bildiğiniz üzere işlevsel, eğitim materyali, ana ekranımız. Klimamız, çift taraflı klimamız mevcut bugünkü aracımızda. Klima ayarlarımız, işte cama ver, kafaya ver, ayağa ver. Klima seçicimiz, otomatik klimamız mevcut. Fan ayarımız burada. İsterseniz buradan da bu şekilde ayarlayabilirsiniz sıcaklık ayarını. Bu tuşlar bir farklı olmuş. Aynen, güzel olmuş. Diğer serilere göre. Hı hı. Bunu buraya tek koymuşlar ama bu değişik olmuş biraz. Kilitleyicimiz burada. Kapı açma kapama tuşumuz. Ben şuna hayret ettim. Hani şuraya böyle gözlük cebi yapmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam gözlük cebi bu. Gayet güzel durmuş. Gayet şık olmuş. Hani işlevsel. Güzel. Dörtlü flaşörümüz zaten burada abi. Sesi de çok tatlı olmamış mı ya? Yolcu tarafının klima ayarı. Özür diliyorum. Bu fan ayarıymış arkadaşlar. İçerideki havayı muhafaza et. Arka cam buğu çözümümüz. Ön cam buğu çözümümüz. Burası boş. Burada herhangi bir şey yok. Burayı böyle kapatalım. Şurayı söyle abi. Bu tuşları yapmışlar ama. Hı hı. Tuş şeklinde yapmışlar ama umarım uzun ömürlüdür. Ya inşallah, hani hemen silinmez. Burada böyle bir cebimiz var. Burada iki tane USB portumuz var. Bir tanesi iPhone'ların yeni nesli. Bir tanesi de Android'lerin yeni nesli için. Yani eski nesil herhangi bir port yok. Burada sadece 12 volt soketimiz var. Çakmaklık olmayan, çakmaklık girişi. Her zaman söylediğim gibi. Anahtarı da şöyle gösterelim abi istersen. Hani zaten bu klasik bir Opel anahtarı, PSA anahtarı. Bir değişiklik yok anahtarda açık konuşmak gerekirse. Yunus, şuraya bir ayrıntı çekebilir miyiz abi? Burada aslında iki gözlü. Hani böyle iki şeyli yapmışlar. İki adımlı yapmışlar. Şurada bir göz, şurada da içeri, aynen, içeriye doğru bir detay var. Aynen, hani şurası da şurada bitiyor ama hani güzel yani. Tatlı olmuş. En güzel yanı da nedir abi? İçindekileri gizleyebiliyorsun. Tabii ki. Kapaklı. Hepsini, aynen, kapaklı yapmışlar. Bak burada da bardaklıklarımız var. Yunus'un dediği gibi burası da kapaklı. Hani tatlı olmuş, hoş olmuş. Vites seçicimiz yeni nesillerde bu şekilde arkadaşlar. Burada da bir tane var. Hani buradaki de derin yani. Şöyle baktığınız zaman hani şuraya kadar giriyor. Şöyle bir derinliği var. Burası da kapaklı. Yani iç detaylar kötü görüntüyü gizlemek için. Aynen öyle. Kapaklar koymuşlar. Güzel olmuş. Dry modlarımız var. Şurada göreceğiniz üzere dry modlarımız var. Vites seçicimiz zaten burada. Bunun bir özelliği nedir? Bu şu an sadece buradan çalışıyor gibi gözüküyor ama arkadaşlar. Şurası basılmıyor. Burası buradan seçiliyor. Parkta sadece böyle şey yapabiliyorsunuz. Basıyorsunuz. Bir de manuelde buradaki kulakçıklardan vites değiştirmek istediğiniz zaman bu şekilde yapıyorsunuz. El frenimiz manuel değil. Özür diliyorum. El frenimiz o elektronik el freni mevcut. Şöyle dry modunla dry modlar arasında geçtiğimiz zaman şu anda normal modda bakın mavi oldu. Şöyle ekranda gösterelim. Şu an spor modu aldık. Kırmızı mı olacak? Aynen, kırmızı oldu. Ekonomik modda ise arkadaşlar, yani eko modu aldığımızda ise yeşil oluyor. Hani bu renkler de güzel yani. Benim hoşuma gitti. Senin hoşuna gitti mi Yunus? Güzel mi? Güzel güzel, evet. Buranın da yumuşak plastik olması. Değil mi? Çok iyi. Şu detay da uzun süre dayanırsa, eğer soyulma yapmazsa gayet güzel olur. Bir de bak, benim dikkatimi çeken burada iki tane havalandırma menfezi var. Gördün mü? Tamam, işte bir burada. Hı hı. Bir tanesi de burada işte. İki tane orada var. Bir tane şurada var. Üç. O boş galiba abi. Süs yapmışlar orayı. Üç. Bir tane de şurada şoförün olduğu yerde var. Dört. Aracın şöyle üst tarafına doğru güneşliklere geldiğimizde ise arkadaşlar, hani benim yine sevdiğim tarzda açık renkli. Ruhsat tutucumuz burada. Kapaklı. O beyaz renkli bir ışıkları Yunus. Tatlı, hoş, güzel. Beyaz renk olması daha güzel. Tamam, ben bayılıyorum ya.
Işıklandırmalarımız burada arkadaşlar. Hani bu şekilde açıp kapanıyor. Yeni nesil araçların hepsinde zorunluluk getirildi. Acil yardım tuşu SOS. Bir de tabii burada yanlış hatırlamıyorsam PSI veya Stellantis ile görüşmenizi sağlayan bir tuşumuz mevcut arkadaşlar. Emniyet kemer ışıklarımız burada. Aynamız kendiliğinden kararan bir dikiz aynası yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü full paket bir araç değil bu. Full'ün 1 veya 2.6 diye hatırlıyorum. Ses tuşumuz burada. Hani ses sistemi. İnsan sevince. Ses sistemi güzel. Başarılı sence? Başarılı. Torpidomuz nasıl abi? Kadife kaplı yanlış görmediysem. Çok güzel bir kaplaması var. Değil mi? Çok büyük değil, küçük de değil. Yeterli. Yeterli diyelim. Yeterli abi. Hadi şimdi aracın arka tarafına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Astra'nın arka tarafına geldiğimizde bugünkü aracımız 1.2 Ultimate değildi. Donanımı tam bilmiyorum. Sahibine sormayı unuttuk. Arka kapımızda çocuk kilidi var. Çocuk kilidi anahtarla açılıp kapanıyor. Bilginiz olsun. Şuradan anahtarı böyle sokuyoruz, çeviriyoruz vesaire vesaire. Arka tarafta da aynı şekilde. Yunus istersen şuradan alalım abi. Buralar böyle sert. Hani yumuşatılmamış. Buralar sert. Ön taraftakine nazaran. Şu beyaz çizgi güzel olmuş. Bence burası ışık gibi duruyor Yunus sence. Aydınlatma olabilir mi? Onu bilmiyoruz. Yani biliyorsanız aşağıya yazın arkadaşlar. Burası yine yumuşak. Hani kumaş kaplı. Burası da yumuşak. Arka camımız otomatik. Aynı şekilde. Şöyle arka tarafa geçtiğimizde ise. Abi koltuklar çok rahat ya. Vallahi koltuklar çok rahat. Sen sabitin mi onu söyle. Ben yani böyle. Aha hatchback'e göre yeterli. Yeterli abi. Koltuklar gerçekten rahat lan. Hani uzun yola çıkarım. Burada çıkamam ama arkası bir tık küçük. Hani eğer önümde kimse yoksa çıkarım. Rahatlıkla çıkarım. Kimsenin canını yakmam böyle bır 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 konuşup durmam. Yunus burayı görebiliyor muyuz abi? Şu detayları çekebiliyor muyuz? Arka ışık detayımız orada. Aynen. Ortada bir ışığımız yok. Ortada herhangi bir şey yok. Tavan çok güzel tavanı var böyle yumuş yumuş. Işıklar kenarlarda. Şurada havalandırma mı var? Ne var? Burada değişik bir detay var arkadaşlar. Hani tutamaçlarımıza geldiğimizde ise herhangi bir askı aparat yok tutamaçlarımızda. Bilginiz olsun. Şu arka tarafında sert plastik. Ya hani burada herhangi bir havalandırma veya ne bileyim USB port vesaire vesaire hiçbir şey yok. Burada sadece böyle sert bir plastik var. Bir tane burada telefon koyma cihazı var. Bir tane de burada var. Hani buraya da, şişe de sığmaz lan buraya telefon mu koy? Telefon da olmaz aslında. Niye yapmışlar bunu bilmiyorum. Arka koltuklarda herhangi bir cep yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle baktık. Koltuk detayımız güzel aslında. Hani böyle buralar böyle yumuş yumuş duruyor ama çok da yumuşak değil. Sert gibi. Yunus şöyle koltuk detayı çekebilir miyiz abi rica etsem? Hani şuraları görüyor musunuz? Aslında kapıların aynısını burada yapmışlar da diyebiliriz. Kafalıklarımız da gayet güzel, gayet şık. Isofix bağlantılarımız burada arkadaşlar. Fermuarla gizlemişler. Hani hoş olmuş, tatlı olmuş fermuarla gizlenmesi. Ya Opel Astra'yı gerçekten seviyorum. Opel Astra gerçekten güzel araba arkadaşlar. Hani Türkiye şartlarında alınabilecek kaliteli araçlardan biridir Opel. Ben severim Opel'i. Corsa pek sevilmez vesaire vesaire ama ben Corsa'yı da severim. Kanalımızda zaten videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Hadi şimdi bagaja geçelim. Astra'nın arka tarafına geldiğimizde biraz önce Yunus'la çekmiştik zaten. Üçüncü stop lambası detayını. Ondan sonra sileceğimiz kalkmıyor demiştik. Bu aynı eski Volkswagen'lerdeki gibi bu şekilde böyle oluyor. Kalkıyor arkadaşlar. Aynen Astra yazısını da güzel yapmışlar hani. O değil bugünkü aracın rengi de güzel. Sahibini gerçekten tebrik ederim. Özellikle biraz uzak mı yapmışlar? Yazıları. Simetrik mi acaba? Bakalım mı? Simetrik de biraz uzak olmuş. Bak burası böyle. Bak şuranın arasında az bir boşluk var. Biraz daha yakın olabilir de ayrı biraz çok uzak olmuş gibi. Aynen. O değil Yunus şeye dikkat ettin mi abi? Arka taraf Mokka'ya benzememiş mi biraz? Hani özellikle stop tasarımı. Evet, evet. Ön tarafta da kaputtaki hani o ince çizgi var ya. Aha. Bence o da Mokka'ya benzemiş. Hani sonuçta bunlar aynı marka. Ortak platform kullanıyorlar. Bagajımızı açtık arkadaşlar. Yunus biraz önce test etmişti.
sert bir bagajı var. Hani panizotuna Yunus normal demişti. Gerçekten hani normal, öyle çok ahım şahım bir panizotu yok. Bagajda kanca karşılıklarımızı burada görebiliyorsunuz. Kanca karşılıklarımız burada arkadaşlar. Bir burada, bir karşıda var. Bir tane burada, bir tane de şuranın karşısında var. Şurada değişik bir şey yapmışlar. Hani yükleme eşiğimiz böyle hafif yumuşatılmış gibi. Şuralara böyle şey koymuşlar. Acaba cep koymuşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir yedek lastik aparatı yok arkadaşlar. Özür diliyorum. Herhangi bir stepme yedek lastik yok. Sadece lastik kiti mevcut. Bu şey olabilir mi acaba? Yok, yedek lastik yok bunlarda. Yeni nesillerde kaldırdılar. Işıklandırmamız, ışıklandırma sadece şurada var arkadaşlar. Beyaz bir tane ışıklandırması mevcut. Işıklandırması da hani güzel. Sonra bakın şuralarda şöyle kancalar var ya. Şöyle kanca gibi böyle şeyler var. Arkadaşlar bunlar pazara çıktığınızda Passat B7 kasada vardı diye hatırlıyorum aynısından. Onunki böyle bagajın sonundaydı kanca şeklinde. Bunlar hani pazara çıktığınızda, markete gittiğinizde eşyalarınız poşetin içinde sağa sola bagajda oynamasın diye bir tane buraya koymuşlar, bir tane de karşıya koymuşlar. Bilginiz olsun. Bir tane burada, bir tane burada tutma yerimiz var. Bakalım ağır mı? Çok da ağır değil. Gayet yumuşak, gayet tatlı bir bagaj kapağı var. Aracın kapıları bu arada gerçekten ağır arkadaşlar. Hani böyle tok bir araba hissiyatı veriyor. Yunus'un da onayından geçti, benim de onayından geçti. Bilginiz olsun. Koltukları da güzel. Bugün sizlere Opel Astra L kasayı anlattık. L kasa sadece L kasa değil, Opel Astra benim çok sevdiğim bir markadır, modeldir. Ben bayılırım Opel Astra'ya. Hani siz de eğer sevdiyseniz, beğendiyseniz lütfen aşağıya yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çekmemi istediğiniz videolar varsa imkanlar dahilinde biz de o videoları çekelim. Siz yorumlara yazın. Mesela Turan diye bir takipçimiz vardı. Fiona'yı istemişti. Fiona'yı çektik. O da kanalda. Onun gibi işte çekmemi istediğiniz videoları yazın arkadaşlar. Biz de çekelim. Keza Ender Yanaray diye bir misafirimiz, özür diliyorum. Ender Yanaray diye bir takipçimiz de sağ olsun. Traveller'i çeker misin demişti. Traveller'i de çekmiştik. Hani bu tarzda arkadaşlar imkanlar dahilinde olabilecek araçları söyleyin. Biz de çekelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğenmeyi, şurayı eksik burayı fazla söyledin demeyi, bizi Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. YouTube'dan da bir abone olursanız mükemmel olur. Çok sevinirim. Buraya kadar. Dediğim gibi lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Bir de Opel Astra L kasayı gerçekten beğendiniz mi? Hani diğer nesillere göre şurası eksik, burası fazla dediğiniz bir yer var mı? Benim için şöyle anlatayım arkadaşlar. Son bir dipnot düşeyim size. L kasa gerçekten güzel, çok başarılı bir araba. Dediğim gibi Opel Mokka'yı biraz andırıyor. Sadece benim sevmediğim tarafı şu oldu. Efsanevi bir dizel otomatik motoru vardı. 136 beygir, 300 Nm tork canavar bir makinaydı. Onu kaldırdılar. Onun yerine artık sadece dizel manueli geliyor. O da 130 beygire düşürmüşlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen 130 beygire düştü. Onun dışındakiler 1-2, 1-2, 1-0, 1-0 yoktu. Hep 1-2 geliyor diye hatırlıyorum. Dizel elveda ediyoruz. Bu da beni üzüyor. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.